Herkese selamlar. Unity kullanarak 3D Pac-Man dersinin 3. bölümündeyiz. Bu dersimizde kamerayı hareket ettireceğiz. Dersin sonunda şöyle bir görüntü oluşacak. Şimdi geçen derste masa üstüne oluşturduğum 3D Pac-Man Steps klasörünü tıklıyorum. Bir önceki derste şunun ismini yanlış yazmışım. Bu moving olacak. E harfi olmayacak burada. Şimdi bu klasörü kopyalıyorum. Yapıştırıyorum. Bu klasörün ismine 3D Pac-Man 003 Moving Camera diyorum. Bir önceki dersimizdeki gibi oyunumuzu yapmaya kaldığımız yerden değil, kaldığımız yerin kopyasından devam edeceğiz. Şimdi bu klasörü kapattım. Unity'yi açıyorum. Burada Open ile az önce oluşturduğum klasörü tıklıyorum. Öncelikle ana kameramızın yerini tam olarak belirleyerek başlayalım. Geçen derste güzel gözüksün diye birazcık şeklini bozmuştuk ama şu anda X pozisyonu 45, Y pozisyonu 10, Z pozisyonu da eksi 25 olacak. Yani 5 birim aslında Pac-Man'in arkasında olmasını istiyoruz. Aynı zamanda rotation da vermemiz gerekiyor. Şu anda gördüğünüz üzere birazcık garip durdu. Bunu birazcık eğeceğim. Bu 45 olacak. Böylelikle tam olarak arkasından izleyeceğiz Pac-Man'i. Her seferinde ne yapıyorsa. Şimdi şuraya geliyorum. Scripts'e. Buraya camera yazıyorum. Yeni bir tane script oluşturuyorum. Bu arada geçen derste ekmeği hareket ettirmeye başlayacağımız için ilk ihtiyacımız olan şey zemin olduğunu söylemişim. Ama normalde pekmen zeminin 0,5 birim neredeyse üstünde. Normalde biz pekmeni zemin üzerinde hareket ettirmiyoruz. Zemin üzerinde aslında uçuyor. Sadece çok yakın olduğu için belli olmuyor. Bunu neden bu şekilde yapıyorum? Neden zemin üzerinde hareket ettirmiyorum? Çünkü pekmen hareket ettikçe açısının değişmesini istemiyorum. Çünkü bu küre biçiminde bir cisim ve açısı sürekli değişecek diye. Bununla uğraşmamak için birazcık pekmeni zeminden havaya kaldırdım. Şimdi burada Open'ı tıklıyorum ve Visual Studio programımız açılıyor. Geçen dersteki gibi öncelikle variable'ları oluşturarak başlayacağım. İlk ekleyeceğim şey buraya public diyorum. Bunu public olarak yapmam gerekiyor. Çünkü ön tarafta belirleyeceğiz neyi attach etmemiz gerektiğini. Daha doğrusu bir object olarak neyi kullanmamız gerektiğini ön tarafta belirleyeceğiz. Burada belirleyemeyiz. Diyorum ki transform. Normalde herhangi bir tane script'i bir objeye attach ettiğimizde başka objeleri kullanmak için yeni bir transform oluşturuyoruz. Buraya diyorum ki target object. Bu aslında target object dediğim şey Pac-Man. Sadece buraya target object dedim. Bunu Pac-Man olarak düşünün. Bunun dışında hız olarak yine smoothluğu belirlemek için bunu da public olarak gireyim. Public float smooth factor. Yine geçen dersteki gibi bir X ve Z targetlarına ihtiyacımız var. Bunları private olarak belirliyorum. Zaten bulunduğu yere göre, Pac-Man'in konumuna göre bu ikisinin target'ı değişecek. Target. X.
Target Z. Ve aynı zamanda bir tane de Y rotation. Geçen dersteki gibi. Şimdi geçen derste oluşturduğum script'i tekrar açacağım. Oradan kopyalama yapıştırma yapayım. Geçen derste oluşturduğumuz şey bu. Şunu alıyorum. Buradaki bilgiler, ya daha doğrusu bunu kameraya alacağım. Kameradaki bilgiler buradan gelecek zaten. Birazdan burada da bir değişiklik yapacağız. Buraya ekliyorum. Burada bu bilgi bize şuradaki script'ten gelecek. Bunu da zaten özel olarak yazacağız nasıl olması gerektiğini. Şimdi hangi script'ten geldiğini göstermek için diyorum ki public game object Pacman'e attach edilmiş bir script'ten gelecek. Bu yüzden bunu yazdım. Ve de diyorum ki private. Bunu ön tarafta attach etmek zorunda olduğum için bu şekilde yaptım. Pacman move dediğimde zaten buradaki script diyorum ki Pacman move variables. Yani bunu attach ettiğimde birbirine bağladığım zaman ben buradaki bilgilerden şunlara ulaşabileceğim. Ama bunlar dikkat ederseniz private. Bunlar private oldukları için bir get fonksiyonu get ile sağlayacağım içindeki bilgileri. Biliyorsunuz ki iki script arasında birbirine ulaşabilmesi için normalde kullanabileceğimiz şey public ama biz bu taraf bunların dördünün de ön tarafta gözükmesini istemiyoruz. Şöyle göstereyim. Mesela Pacman Move'a şu şekilde ulaşabilirim. Pacman Move'daki Smooth Factory. O public'ti mesela. Pacman Move yazdığımda tek göreceğimiz şey aslında Smooth Factory. Diğer hiçbir variable'ı göremeyiz. Hepsi private olduğu için. Aslında bunu şu anda sildim ama tekrar yazayım. Bunu attach ederek başlayalım. Start kısmındayım. Burası program çalışır çalışmaz uygulanan kısım. Eşittir diyorum. Pacman dediğim bu. Pacman nokta get component Pacman'in içindeki bileşenleri al. Hangi bileşenini alacağız? Pacman move. Yani ben birazdan ön tarafta bu Pacman'i iliştirdiğim zaman şunun içine Pacman'in içindeki şurada Pacman'in içindeki Pacman'e tıkladığım zaman şuradaki script'i alacak. Burada target'ı da belirleyelim. Target'larımızı. İlk başta transform yani kamera nokta position x. Kameramızın x pozisyonu. Kameramızın z pozisyonu. Ve de Y rotation'ı. Bunlar default olarak gelecekler. Direkt program açılır açılmaz. Daha sonra bunlar zaten değiştikçe bizim de kameramız buna göre hareket edecek. Şimdi geçen derste hatırlarsanız ilk derste update ile işlem yaptık. İkinci derste fixed update ile işlem yaptık. Fixed update genellikle karakterlerimizi hareket ettirmek için kullandığımız bir update. Ama update de zaten frame'ler arasında sürekli geçiş yapan şey. Late update ise genellikle bütün update'ler yapılsın. En son bu update şuradakine sıra gelsin şeklinde. Bu genellikle kamera hareketleri için kullanılan bir update çeşidi. Şimdi bunun içinde verileri almadan önce ya veriler üzerine işlem yapmadan önce şuraya eklemem gereken şunlar için get fonksiyonları var. Onu da burada en aşağıya ekleyeceğim. Diyorum ki public bool get token nav.
Bu bir bool fonksiyonu olduğu için bize bir return olarak true ya da false gelecek. Return'ümüz ne? Looking north. Yani artık bunun içindeki neyse yani pekmezimiz ne tarafa bakıyorsa, kuzey yönüne bakıyorsa bizim burada kameramızda direkt şuradaki looking north kısmı buradan gelmiş olacak. Pac-Man move scriptinden gelecek. Diğerleri için de yazalım. Ondan sonra geri dönelim. Bu east, doğu, bu sağ, güney, ve bu da west. Batı. Hangisi true ise bize onun bilgisi gelecek. Peki burada nasıl gelecek? Geliyorum buraya. Diyorum ki mesela looking north eşittir Pac-Man move variables nokta. Artık az önce dikkat ederseniz smooth factor yazımında çıkıyordu ama looking'ler çıkmıyordu. Şimdi get looking north geliyor. Buradaki fonksiyonu aldım. İçindeki boolean değer artık bunun içine gelmiş oldu. Aynı şekilde diğerlerini de yazıyorum. Looking is. Bunu tekrar kopyalayalım. Yapıştıralım. Şurayı istiyorum. Bu ikisini kopyalayalım. Burası güney. Burası da batı. Tabii şuraları değiştirmeyi de unutmuyoruz. Şimdi artık nereye baktığını biliyoruz Pac-Man'in. O zaman kameramızı da buna göre seçeceğiz. Öncelikle rotation'ı belirleyelim. Rotation'ımız hiçbir zaman bozulmasın diye her zaman target objectimizin yani Pac-Man'in açısına göre işlem yapacağız. Şimdi eğer diyorum ki kuzeye bakılıyor ise target x'im Pac-Man'in x pozisyonu. Çünkü Z'ye doğru giderken biz X ekseni üzerinde hareket etmiyoruz. Normalde Z ekseni üzerinden hareket ediyoruz. O yüzden X olarak Pac-Man'le aynı kalsın. Ama üst üste olmaması için, kameramızda Pac-Man üst üste gelmemesi için aralarına boşluk bırakmamız gerekiyor. Yani target Z burada target object nokta transform nokta position Z eksi 5. 5 birim arkasında olacak şu anda olduğu gibi. Şu anda kuzeye bakıyor zaten. Dikkat ederseniz Pac-Man 45'e eksi 20'deyken kameramız 45'e eksi 25'te. Yani 5 birim arkasında. Eğer ki else if diyorum. Eğer ki doğuya bakıyorsa bu sefer x pozisyonuna göre belirleyeceğiz. Bu da 5 birim arka tarafında olacak. Yani Pac-Man'imiz ön tarafta olacak. 100 birime daha yakınlaşmaya çalışacak. 100 birime daha yakın olacak aslında. Kamera da onun arkasında olacak. Buradaki Z'yi siliyoruz 5 birimini. Çünkü Z koordinatında aynı kalacaklar. Şu ikisini kopyaladım. Else diyorum. Şurası sol. Şurası west. Burada da tam zıttı şekilde. Eğer güneye doğru bakıyorsak kamera artık arka tarafta olması gerekiyor. Buraya o yüzden artı diyorum. Burada da x pozisyonunda diğer tarafta yüze daha yakın olması gerekiyor. Çünkü burada batıya doğru giderken benimiz sıfıra doğru ilerliyor. O yüzden arkasında durması lazım. Target'larımızı belirledik ve diyorum ki
Vector free. New position eşittir new vector tree target x. Dikkat ederseniz şurada 10 yapmıştık. Şurasından bahsediyorum. Buraya 10 yazdığımız için hiç değişmesin diye burası 10 ve target z. Şu anda yeni bir pozisyon belirledik. Yine geçen derste dikkat ederseniz cisimleri hareket ettirmek için birden fazla yöntem var demiştim ve Pac-Man'i Move Towards üzerinden hareket ettirmiştim şurada. Şunu da hareket ettirmiştim. Şimdi kameramızı ise Slope ile hareket ettireceğim. Transform nokta position eşittir vector 3 nokta slope burada diyorum ki kameramızın pozisyonu virgül new position aslında to position da diyebilirdim diğer dersteki gibi ve diyorum ki time klasımızın delta time'ı çarpı smooth faktör. Smooth faktörü burada doldurmadık. Şurada. Neyse bunu ön tarafta zaten direkt olarak dolduracağız. Yine de burada default bir değer vereyim. 0.9 f diyorum. Şimdi öylesine. Ve de açısal durumu da belirtelim. Quaternion target açı targetımız eşittir quaternion nokta Euler 45 y rotation ve de target z pardon 0. Bu değerleri 45 ve 0'ı zaten şuradan aldım. Y'miz değişebilir. Şuradan aldım. Y'miz değişebilir çünkü Pac-Man'in Y'si değişiyor biliyorsunuz ki dönüyor sürekli. O yüzden kameramız da ne tarafa dönerse Y açısı 90 oluyordu hatırlarsanız. 90, 180, eksi 90 ve 0 arasında gidip gelen bir değer bu Y rotation. Transform nokta rotation eşittir. Yine bunun için de slurper kullanacağım. Böyle smooth bir şekilde geçiş sağlasın diye bunu yapıyorum. Target. Yine şuradan kopyalayabilirim. Böylelikle hem açıyı hem de görüntümüzü oluşturmuş olduk. Bakalım nasıl çalışacak. Bunu seviyorum. Başlayalım bakalım. Yukarı tuşuna basarak başlıyorum. Durduruyorum. Şu anda kamerayı oluşturduk ama kamerayı ateş etmedik. Main kameraya buraya geldim. Şimdi dikkat ederseniz burada hemen script oluştu. Target object dediğim şey benim Pac-Man. Pac-Man'i takip edecek. Smooth factor burada az önce 0.9 dedim ama burada değiştirebilirim. İstediğimizi yapabiliriz. Şimdilik 1 kalsın. Bunu birazdan değiştirelim. Pac-Man'e de yine Pac-Man'i ekledim. Şimdi tekrar baştan başlayabiliriz. Yukarı tuşuna basarak başlıyorum. Dikkat ederseniz bayağı yavaş şekilde geliyormuş gibi gözüküyor. Arada fark açıldı gibi. Bu smooth faktörden dolayı olabilir. Durdurdum. Şurada startta direkt olarak 0.9 dediğim için
Bir de alsam işe yaramadı. Bunu siliyorum. Bunu seviyorum. Otomatik olarak 0,9 aldı ama yani 0,9 da bir de fazla az gelecekmiş gibi geldiği için burayı 4 yapıyorum. Şimdi çalıştırıyorum. Yukarı tuşuna basarak başlıyorum. Yani şu anda daha rahat, daha böyle net bir şekilde izliyormuş gibi. Sağ yön tuşuna bastım. Bir kere daha sağ yön tuşuna basacağım. Sola basıyorum, sağa basıyorum. Şu anda geçen derste yön tuşlarını kullandığımızda birazcık karışık gelmiş olabilir ama artık şu anda kamera yön tuşlarıyla daha mantıklı gözüküyordur size diye düşünüyorum. Yani şu anda yön tuşlarını şu anda baktığımız yöne göre belirliyoruz. Durdurdum. Ve de dersin sonuna geldiğiniz için bunu sevdiyorum. Sevlemek burada çok önemli. Çünkü hiçbir yaptığımız şeyi kaybetmek istemiyoruz. Böylelikle 3. dersimizi de bitirmiş olduk. Kameramızı da hareket ettirdik. Bir sonraki dersimizde labirent oluşturacağız. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.